Yazım kurallarıyla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Piyasada 10 bin tane not var, 100 tane satır var, binlerce cümle var ama görüyorsunuz ki şöyle tablolaştırdığımız zaman sizlerin daha çok hoşuna gidiyor. Bunları biz post yapılmış gibi Instagram'da paylaşır gibi sizlerle paylaşmaya özen gösterdik değerli arkadaşlar. Şimdi tablo tablo böyle en çok dikkat edeceğiniz konularda yazım kurallarına bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, sözcüklerin birinin veya ikisinin tür kaybına uğramasıyla oluşan bileşik sözcükler, bakın gördüğünüz gibi ateş, kes artık bambaşka bir anlam olmuş. Kapkaç, çok bilmiş, çıt kırıldım, ağaç kakan, çöp çatan, barış ve sevmek artık bambaşka, oldu bitti. Şuraya çok dikkat edin, burada çok karıştırılır. Okur yazar, kol bastı. Karadeniz yöresinin biliyorsunuz o harika oyunu. Hünkar beğendi. İmam bayıldı. Yemeğe vardır patlıcandan. Kuş konmaz. Bunlar bitişik yazılır. Bu kural 1. Zamanla ilgili bileşik kelimeler ayrı yazılır. Bakın zaman belirtiyorsa, bağ bozumu, gün ortası, gün ortası haberleri var. Hafta sonu, hafta içi, gece yarısı, gece yarısı, midnight. Gece yarısı haberleri var biliyorsunuz. İngilizce'de de midnight. Burada ayrı yazıyoruz. Ama onlar bitişik yazıyor. Değerli arkadaşlar, bu ikinci kuralımızda zamanla ilgili bileşik kelimeler ayrı yazılır. Hani bileşik kelimeleri o kadar çok hata yapıyorsunuz, o kadar çok soru alıyoruz ki bu tablolarla umarım her şeyi oturtmuş olacaksınız. Saatlerin yazımında saat ile dakika arasına tek nokta konulur. Dijital saatlere de o kadar alıştınız ki sabahleyin 7'de okula gidecek arkadaşım şöyle iki tane noktalı saate bakar. Dijital saat yanıp söner. Ama burada hata yaparsınız. Bu yüzden tek nokta konulur. Bunu lütfen bilelim. Bir diğer hususumuz. Saatlerin yazımında gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Saatlerin yazımına gelen ek okunuşa uyar. 13.45'D değil. 13.45'T. Şeyle bitmiş. Ünsüz benzeşmesi olmak zorunda değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ünsüz benzeşmesi. Zaten şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ses bilgisi bilmeyen arkadaşlar yazım kurallarında bayağı bir bocalayacaktır. Şekil A1. Noktalama da yazım kurallarını beraberinde getirir. Burada da gördüğünüz gibi tek nokta, iki nokta nerede kullanılıyor bilmeniz lazım. Şimdi şurası bizim için çok önemli. Alt, üst, ana, ön. Bak bu notu lütfen yazarak çalışın ve buna lütfen dikkat ediniz. Alt, üst, ana, ön, art. Art Arda'nın yazımı en az 3 defa sordular. Arka, yan, iç, dış, orta, büyük, küçük, bla 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 bla. Sözcüklerin başa getirilmesiyle oluşan bileşik sözcük ve terimler ayrı yazılır. Bakın alt yazı. Birçok filmlerde alt yazı görüyor. Ana dil. Ön söz. Birçok kitabın mukaddimesi, ön sözü vardır. Ayrı yazılır. Ön yargı. Art niyet. Yan cümle. Tek hücreli. Büyük baba, büyük anne. Orta oyunu. Biliyorsunuz geleneksel oyunlarda iç tüzük. Sağ açık. Sol bek. Futbolu seven arkadaşlarıma gelsin. Çok hücreli. Çift ayakkabı. Peşin fikir. Peşin hüküm fark etmiyor. İki anlamlı. Bakın bunları lütfen aklınızın bir köşesine yazın. Bunlardan size naçizane tavsiyem. Birer örnek yazın. Birer örnek. Aynen bu şekilde. Birer örnek yazıyorsun. Ha, içte başlayan, önle başlayan, anayla başlayan, altta başlayan. Tak tak tak. Yalla. Bunları ne yapacaksın? Halledeceksin. Kafanda çok büyütme ya. Hayatta o kadar çok zorluklar var ki. Yazım yanlışı da senin canını sıkmasın. Buradan yürü. Devam ediyoruz. Dış, iç, öte. Çok karıştırılır. Sözcükleriyle oluşan bileşik sözcükler ayrı yazılır. İspatlayalım. Yurt içi, yurt dışı, havalimanlarında yurt dışı, yurt içi. Gidin bakın bakayım. Fizik ötesi, kızıl ötesi, sınır ötesi, öte sözcüğü. Hafta içi, bazen de ceviz içi. Dış, yasa dışı, din dışı, ahlak dışı. Öteden bir tane daha, olağan ötesi. Bunlar ayrı yazılır. Bu da kural kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Tablo halinde getirdik. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Somut olarak yer belirten, bakın alt üst sözcükleri, bileşik sözcükler ayrı yazılır. Bakın böbrek üstü bezi, baş üstü su altı. Somut olarak su altı,
Toprak altı, toprağın altıdır. Arka üstü, bunlar ayrı yazılır. Kural 6. Kural 7'ye geliyoruz. Somut olarak yer bildirenler bitişik yazıldı mı? O zaman somut olarak yer bildirmiyorsa, başın üstü olduğunu gibi bildirmiyorsa, o zaman da ayrı yazarsın. Bilinç altı, şuur altı, akşam üstü, gerçek üstü, bayram üstü, ayak üzeri, akşam üzeri, suç üstü yakalandın, yüz üstü. Bak buna çok düşersiniz ha. Olağan üstü, ikindi üstü, buna da çok düşersiniz. Lütfen dikkat ediniz. Bunlar ayrı yazılır, bunlar birleşik yazılır. Kurallı birleşik fiiller birleşik yazılır. Zaten i vermek, e bilmek, e gelmek, e yazmak, e kalmak, e durmak, gördüğünüz gibi bitişik yazılır. Tezlik, yeterlik, süreklilik ve yaklaşma fiilleri kurallı birleşik fiillerdir. Bitişik yazdık, olaysızca da aldık. Bakın ses bilgisini beraberinde getiren bir tablomuz daha var. Şimdi etmek, eylemek, kılmak, olmak, 4 tane dilimizde yardımcı eylem vardır. Bunu bilmiyorsan aç kulağını, iyi dinle. Bunu bilmeden sınava girmek çok tehlikelidir. Etmek, eylemek, kılmak, olmak. 4 tane yardımcı eylemin var mı? Var. Şimdi ses olayı varsa ayrı, ama ses olayı yoksa, bak ses olayı varsa bitişik, çok özür diliyorum. Ses olayı varsa bitişik, ses olayı yoksa ayrı yazılır. Sarf etmek, herhangi bir ses olayı var mı? Dank etmek, dans etmek, rica etmek, arz ederim, rica ederim, dilekçe dili hatırla. Terk etmek, tebrik etmek, var olmak, mutlu olmak, sağ olmak. Bunlarda ses olayı yok. O zaman biz buna ne diyoruz? Bunlar ayrı. Bakın, his etmek, dilimize Arapça Farsça'ya gelen kelimeler bir tane daha şeddeli bir şekilde aynı sesten türetiyordu. His, hissetmek. Af, affetmek. Zan, zannetmek. Aynısından bir tane daha türedi. Ünsüz türemesini bilmeden bunu yapamazsın. Af olmak, affolmak. Kaybolmak, ı'yı düşürdü. Ne oldu? Ayrı yazdık. Bizim için bu kural ses bilgisiyle beraber çok 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 önemli, değerli arkadaşlar. Baş kelimesi. İkileme ise ayrı abi. Baş başa, başa baş fark etmiyor. Ama diğer durumlarda, bakın burası bizim için çok önemli. Diğer durumlarda baş kelimesi bitişik yazıdır. İspatlayalım. Gayet basit ve net. Başhekim, başyazar, başbakan, cumhurbaşkanı, başvuru, başçavuş, baş kişi, ne yaptım? Bitişik yazdım. Lütfen bunun birer tane de sen yaz, not al, not. Çözdükçe, soru çözdükçe bunlar oturacaktır. İlk iki sesi ünsüz olan kelimeler tıraş, kılavuz, kulüp. Sadece bu üçünde araya ünle girer. Bakın püf nokta. Kesin bilgi. Tıraş, kılavuz, kulüp. Normalde club, kulüp biliyorsunuz yabancı kelimeden girmiştir. Buraya ünlü girmiş. Onun dışında Hristiyan, kravat, trafik, bir tane de promosyonumuz olsun. Tren. Bunlar da araya ünlü girmiyor değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. En çok hata yaptığınız yere, öğrencilerin bana çok soru getirdiği yere, kurum ve kuruluş adları büyük harfle yazılır. Tamam, bunu çok güzel biliyorsunuz. Allah kabul etsin. TBMM, TSK. Bakın Türkçe'de K sesi yoktur. K sesi vardır. Lazım olacak. Bir yere not et. K sesi yok ki. THY, TDK. Güzel. Bunları büyük yazıyorsunuz. Allah kabul etsin. Kurum ve kuruluş kısaltmalarında araya nokta konmaz. Güzel. Bunda da sıkıntı yok. Araya nokta koymadık. Allah kabul etsin. Eyvallah. Ama araya nokta konan iki tane şey var. TC, Türkçe. Bunun dışında kısaltmalara konmaz. İstisnalar kaydı bulmaz. En çok hata yaptığınız yere şimdi geldik değerli arkadaşlar. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Adam geliyor buradan kesiyor. Abi kesme. Senin önünü keserler. Üniversiteye gideceksin. Yol devam ediyor. Yol akıyor. Kurum kuruluş hatlarından sonra kesme işareti kullanılmaz. Bu kadar net. Türk Hava Yolları'ndan. Direkt yaz abi. Sıkıntı yok. Yunus Emre Mete Aile Müdürlüğü'nün
Okul adı. İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nün Türk Hava Yolları'ndan. Bakın ayırmıyorum. Ayırırsam yanlış. Ayırmazsam yol devam. Burada çok hata yapıyorsunuz. Lütfen dikkat edelim. Mesela bunu birazdan da söyleyeceğim. Bakın. Türk'ün derken yapım eki çekim eki almış mı? Almamış. Ayırırsın. Ama Türkçenin derken lütfen ayırma. Aynen öyle yaz. Türkçenin. Geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Bakın bunun bir de bir istisnası var. Onu da sizin için bulduk. Yani 10.000 tane not okumana gerek yok. Ben sana burada her şeyi tablolaştırdım. Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği'nin. Bakın burada ayırırsın. Kurum kuruluş olsa da Avrupa Birliği bizden ayırmamızı istiyor. Bunu kim biliyor? TDK yetkileri biliyor. Bu iki tane istisna. Onun dışında ayrılmaz. Lütfen macera aramayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.